Ankara kulislerinde dolaşan bir başka iddia ise Mahfuz Tatar'ın öldürülmesi sonrası Tatar aşiretinin cinayet şüphelisi Arslan'ı öldürdüğü yönünde olmuştu. Öte yandan Ayhan Bora Kaplan'ın kardeşi Muhammed Kaplan da tartışmalı isimlerden biri olarak biliniyor. Muhammed Kaplan'ın aranmasına ve kesinleşmiş cezası olmasına rağmen tutuklanıp tutuklanmadığı tartışmaları mecliste de gündeme gelmişti. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Ankara'da suç örgütü lideri olarak bilinen 15 Temmuz gecesi birlikte TRT'ye gittiğiniz Ayhan Bora Kaplan'ın kardeşi Muhammed Kaplan'ın yerel ilamat ile 3 ayrı suçtan arandığı, kesinleşmiş cezasının olduğu doğru mudur, Ayhan Bora Kaplan'ın kardeşi Muhammed Kaplan tutuklandı mı, serbest mi bırakıldı sorularını yöneltmişti. Operasyon kapsamında Kaplan'ın ekibi A, K ve O S de şehir dışına çıkmak üzereyken Polatlı çıkışında gözaltına alındı. Kaplan'ın avukatı G, Ünün de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenilirken kardeşi Muhammed Kaplan ve B K isimli kişinin ise firari durumda olduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında Kaplan'ın ofisinde yapılan aramada da kasa içerisinde 1150 GR altın, 31.650 euro, 16.000 dolar ve 33.310 TL bulundu. Geçen hafta Sibel Can'ın sahne aldığı düğünde görüntülendi. Kaplan, geçen hafta Sibel Can'ın sahne aldığı oğlunun sünnet düğününde halay çekerken görüntülenmişti. Soylu, söz konusu haberlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaplanın kendisine yakınlığını iftira olarak niteleyerek suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Soylu'nun açıklamasının tamamı şöyle: